Yine bana gelen sorularda vatandaşlarımızın kredi kartı borcu olanlar ya da başka bir şekilde borçlar olanların haciz işlemleri başlatılmış. Bununla ilgili bir erteleme, yeniden bir düzenleme olabilir mi acaba? Olabilir. O ilgili bakan arkadaşlarımıza da paylaşırım ben. O konuda zannedersem bir çalışma da var. Durdururlar diye tahmin ediyorum. Şu anda ben onlar adına söz vermeyeyim ama yapılamaz. Ama en azından haciz biz bunu size iletmiş olduk, vatandaşımızın tabii, talebini. Tabii. Şimdi efendim, bakanlığınız aynı zamanda ekonomik kurul üyesi. 104 milyar bir maliyet var. Dolayısıyla torba kanununda çıkarttığınız bir takım yeni düzenlemelerle siz bu bütçeyi çıkartmanız gerekiyor. Bütçe açığı var, depreme harcanan paralar var. Fakat biz şöyle hissediyoruz sanki, yani bunun acı reçetesini sanki vatandaş içiyormuş gibi hissediyoruz. Çünkü bir gün uyandık ki benzine, mazota çok büyük KDP zamları geldi. Şimdi her yerde bu zamlar konuşuluyor. Yani bu bütün yükü vatandaş mı çekecek? Bu zamlar devam mı edecek? En çok merak ettiğimiz şeylerden bir tanesi de bu. Evet, hiç kimse zammı keyifle savunamaz. Bu konuda zaten olumlu bir cümle bile söyleyemez. Ama karşımıza çıkan hasar belli. Ve bunu da sizinle paylaştım. Mehmet Bey özellikle yaptığı sunumda KDV'ye gelen %2'lik zam, ÖTV'ye gelen zam, benzin, mazot gibi veyahut da motorlu taşıtlar vergisine konmuş olan zamlar gibi bir takım zamlardan bahsettiği zaman, emin olun şu bizim bahsetmiş olduğumuz hasarın, zararın %10'unu veya %15'ini zor karşılıyor. Yani kimse zannetmesin ki biz burada ufak tefek zorluklara katlanıyoruz. Tamamı karşılandı buradan. Benim hatırladığım, bilsem yanıma o rakamları da getirirdim. Çünkü %2 KDV'ye zam koyduğunuz zaman ne kadarlık bir dönüş oluyor? Motorlu taşıtlar vergisine birazcık daha ek koyduğunuz zaman ne kadarlık bir gelir daha geliyor? Son düzenlemelerin 20 milyar liralık bir katkı sağlayacağı ifade ediliyor. Yani. Şimdi ama ben size 110 milyar dolarlık bir zarardan bahsediyorum. Nasıl, o yüzden peki nasıl karşılamayı düşünüyor hükümetiniz? Burada herkes biraz daha tasarrufa giderek, elindeki imkanları da bu yöne sevk ederek yapacak. Mesela ben nihayetinde Çevre Şehircilik Bakanıyım. Bizde emlak konut var, emlak bank var, iller bankası var. Hazine arazilerinin bulunduğu milli emlak var bizde. Ve bir de kentsel dönüşümün asıl yapıldığı merkez var bizde. Genel müdürlük var. Bunların bütçelerinin tamamını ben artık bu taraflara doğru döndüreceğim. Mesela bir genel müdürlük kuruyorum ben. O da hazine arazilerinin tamamını tarayacak, daha sonra planlayacak, değerlendirecek, satacak ve bu taraflara doğru aktaracak. Çünkü hazine arazisi miktarı Türkiye'de kamuda çok yüksek. Batı ülkelerine göre çok yüksek. Orada bir an önce bizim elimizdeki hazine arazilerini planlayarak, son halini vererek dışarıya arz edip ihtiyacı olan insanlara bunu verdiğimizde oradan gelecek geliri buraya göndermek. Kaynak üretmeye çalışıyorsunuz. Kaynak üretiyoruz tabii. Olarak. Her taraftan, her bir safhada. Evet. Peki mesela Maliye Bakanlığı bir tasarruf genelgesi de yayınlandı. Yani vatandaş şöyle bir şey düşünüyor Sayın Bakanım. Ya ben tamam, deprem oldu, ben de katkı sağlayayım vergiyi arttırarak, bir şey yaparak da. Hani devlet de bana göstersin. O da tasarruf yapıyor. O da elini taşın altına koyuyor. Hani arabalardan mı tasarruf olur, ne bileyim başka bir şeyden mi? Hani devletin de tasarruf yaptığını hissetmek istiyor vatandaş. Yani bu yönde bir şeyiniz var mı? Elbette ki hepimizin bunu yapmamız lazım. Bu bir taraftan vatandaşlık görevi, bir taraftan da vicdani bir sorumluluk. Yani birileri çadırda yaşarken siz lüks içerisinde hayat süremezsiniz. Eğer insansanız içiniz acır zaten. O anlamda doğrusu bizim bakanlıkta kendi çapımızda yaptığımız tedbirlerden dolayı karşımıza gelecek rakamlar gerçekten büyük rakamlar. Hepsini buraya aktaracağız. Mesela İller Bankası'ndan belediyelerimiz bazen kredi istiyorlar. Ona da diyorum ki yok, kredi yok. Kusura bakmayın. Kredi dahi vermiyoruz. Size ancak ben teminat mektubu veririm. Gidin bankalardan alın. Ben elimdeki imkanların tamamını buraya göndereceğim. Dışarıda birçok şehirlerin veya mesela ilçelerin, diğer bakanlıklarda sizin yaptığınız gibi kaydırmalar mı yapıyorlar? Yapacaklar? Evet. Aynısını yapıyorlar. Ellerindeki imkanları bu tarafa doğru seferber etmenin herkes yolunu arıyor. Yani şu açıdan önemli. Bunu bir rakam gibi düşünüyor insanlar ama 800 bin konut inşa edeceğiz. Etmek zorundayız. 5 tane sıfırdan yeni Malatya,
yeni Adıyaman, yeni Hatay kuruyoruz demek bu. Evet. 5 tane Orta Anadolu'da büyüklükte, orta büyüklükte şehir inşa ediyoruz demektir. Evet. Yani kolay milyon, bir şey değil. 2 milyon insanımız bizim barınma ihtiyacı şu anda yaşıyor. Evet. Dolayısıyla olay çok büyük ama biz bunun yükünü, büyük bir kısmını vatandaşın çekmesini arzu etmiyoruz. Emin olun çok küçük bir kısmı vatandaşa geliyor. Valla bu küçük kısmıysa gerçekten biz artık benzin, mazot şoka girmiş durumdayız. Yani bu küçük kısmıysa büyük kısmını düşünmek istemiyoruz. Yani. İnşallah bu hasarın altından kalkalım. Ekonomi normalleştiğinde hepimiz bu işten de millet olarak bunun altından kalktık diye sevinip övünebiliriz. Ama fedakarlık yapmadan da olmuyor. Bu fedakarlığı önce devlet kendinde yapıyor. Zaten sonra büyük şirketlere doğru sevk ediyor. Yani evet, kurumlar vergisinin falan arttığını düşünecek olursanız ciddi rakamlar var burada. Evet. Sonra oradan hibeler alındı. Yani siz bile buraya bir vicdani sorumlulukla yapıyorsunuz ama şirketinize gelen vergi yükü de fazla sizin. Kocaman bir grup gözüküyor, oraya da gelen yük fazla. Evet. Bir taraftan TOP, esnaf odaları, diğer gruplar hepsi seferberlik halindeler. Ben onlarla da konuşuyorum. Mesela TOP 1000 konuta başlıyor burada. Hmm. Odalar Birliği. Hmm. Bu arada emin olun isminin söylenmesini istemeyen o kadar çok hayırsever geliyor ki. Ne güzel. Ben babadan vasiyet diyeyim. 200 konutlu yere başlayacağım, bana yer gösterir misiniz diye. Allah razı olsun. Bu yarayı hep beraber saracağız. Başka evet, çaremiz evet, yok. Yani bu yarayı sararken vatandaşın yükünün biraz daha alınması konusundaki kamu görevimizi de burada eyvallah, yapmış olalım. Bir spesifik sorunlardan bir tanesi. Deprem bölgelerinde kiralar astronomik düzeylere ulaşmış. Yani neredeyse Hatay'da bazı evlerin, az hasarlı evlerin tamir edilip kiraya verilmesine İstanbul'la yarışıyor. Malatya keza yine öyle. Orta hasarlı evlerin hafif hasarlıya dönüştürülüp kiraya verilmesiyle ilgili söylentiler var. Bunlarla ilgili nasıldır durum? Şöyle, kiraların yükselmesinin bir tek sebebi var. O da arz eksikliği. Arz eksikliği. Bir taraftan burada bizim kayıtlara göre devletten istifade eden 1 milyon 900 bin kişi var ama daha fazla insan çıktı dışarıya. Bunların içerisinde en önemli grubu siz belki sormayı unuttunuz. 1 milyon 300 bin kişiye de kira desteğinde bulunuyoruz. Bunlar gittiler Sivas'ta, Elazığ'da, Kayseri'de, İstanbul'da, Ankara'da ev bulup oturuyorlar. Ve devlet bunlara destek veriyor. Şimdi Orta Anadolu'da, Sivas'ta diyelim 500 tane depremize de geldi. Orada evlere oturdular. Bir anda 500 tane kiralık ev kapanmış oluyor. Bütün Türkiye fiyat bir anda yükseliyor. Bütün Türkiye İstanbul'da etkiledi, yükseliyor. Öbür tarafta yükseliyor. Bizim yapacağımız en önemli şey, şu anda çalışmalarını yapıyoruz bakanlık olarak. Arz. Başka nasıl çaresi yapacaksınız? Yok. Konut arzını nasıl arttıracaksınız? Şöyle ki özellikle kooperatifler bize müracaat ettiğinde hazine arsalarını biz onlara belli bir proje doğrultusunda bedelsiz vermeyi düşünüyoruz. Bu çok önemli bir şey. Şöyle ki bir yerde mesela ana caddelerde müteahhitler %60'ını neredeyse toprak sahibine veriyorlar. %40'ını kendileri alıyorlar. Ortalama yerlerde %50-50 gidiyor. Hmm. Neden? Arsa eksikliğinden. Arsayı evet, siz ne kadar çoğaltırsanız evet, o düşecek kendiliğinden. Tamam, siz buna... Şimdi milli emlakta elimizde bulunan arsanın tamamını taratıyoruz şimdi. Hmm. Bütün şehirlerde biz inşaat yapılabilecek yerlerde o parselleri bir an önce dışarıya çıkaracağız. Toplu konut başlayan yerlerde bedelsiz vermeyi düşünüyoruz. Oo. O zaman birkaç sene içerisinde inşallah hepsi normalleşecek diye düşünüyorum. Bu sosyal ben, konut üretimi dediğiniz şeyi bununla mı yapacaksınız? Sosyal konut zaten hazine araziler üzerine yapılıyor ama TOKİ'miz orada 2+1 gibi daha çok vatandaşa çok uzun vadeli adeta kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacağı bir şey. Evet. Bunun dışında da biz arsa üretip dışarıya arz edeceğiz bunu. Ve toplu kooperatiflere, dar gelirli vatandaşa bunu bedelsiz verdiğimizde de fiyatlar da iyice düşecek diye düşünüyorum ben. Yani bu arz talep dengesiyle ilgili bir konu özellikle.